Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar, herkese selamlar arkadaşlar. Atak kampımızda yeni nesil problemler 2'de karşınızdayız. Ve gerçekten de kampımız mükemmel bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hadi bakalım herkes toplansın, dersimize geçiyoruz. Tonguç Akademi'den sana müjde var. Şimdi Tonguç Dershane alana sınıfının Tonguç Kap dijital kitap seti hediye. Sen eksiksiz çalış diye. Tonguçakademi.com'da. Evet arkadaşlar, kampımız süper bir şekilde devam ediyor. 16 Kasım Perşembe günü saatlerimiz 17.00'ı gösterdiğinde sizlerle olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ve keyifler tıkırında diyoruz. Tatilimizi yapıyoruz. Bir yandan derslerimizi çalışıyoruz. Ödevlerimizi yapıyoruz. Ve güzel bir şekilde dinleniyoruz arkadaşlar. Tabii ki LGS'de dinlenmek olmaz ve ödevlerimizi de ihmal etmiyoruz. Tabii ki ödevlerimiz arkadaşlar bu kampımızın yıldızı. Tabiri caizse üzerinde çok ciddi yemekler var arkadaşlar. Çok güzel sorular var. Problem Bankası kitabımız yeni nesile geçiş aşamasında olan bir kitap ve gerçekten de içerisinde hem orta hem zor hem temel inanılmaz sorular var ve kareköklü ifadelere şöyle bir bakalım arkadaşlar. Kareköklü ifadeler bir de bakın temel seviye sorularımızı görüyorsunuz. Orta seviye sorularımız 3 tane ve arkadaşlar zor seviye sorularımızda 2 tane. Yani bir tepside sevgili arkadaşlar tabiri caizse bir tepside baklavamız var. Arkadaşlar şöbiyetimiz var. Ondan sonra sütlacımız var. Çikolatalı pudingimiz var. Her telden var. Her şeyden var arkadaşlar. Yanına çayımız var. Suyumuz var. Yani bir tepside sanki bütün tatlar sunuluyor gibi düşünürsünüz ya. Aynı onun gibi arkadaşlar. Bakın sayfayı çeviriyorum. 2 temel, 3 orta, 2 zor. Çeviriyorum arkadaşlar. 2 temel, 3 orta, 2 zor. Gerçekten süper bir kaynak. Hem de böyle ne yapıyorsun? Kolaydan zora doğru kendini denemiş oluyorsun. Çözemediğin soruları ne yapacaksın? Tabii ki arkadaşlar çözemediğin soruları şuradan TATS uygulamasında okutuyorsun. Karekodla uzman öğretmenlerimiz gerçekten alanda uzman ve çok tatlı, çok güzel anlatıyorlar. Bilmeyen varsa açsın dinlesin arkadaşlar. Yani bizde yalan yok biliyorsunuz. Dinliyorsunuz ve soruları da anlayarak ilk 3 konuyu LGS'de ilk 3 konuyu tamamlamış oluyorsunuz. Hala almayanlar varsa illa bu kamp süresince değil. Bu kamp geçtikten sonra da diğer konularda da arkadaşlar ne yapmış oluyorsun? Konuları çözmüş oluyorsun. Dediğim gibi istersen Tonguç Kırtasiye'den istersen de aşağıdaki linkten Tonguç mağazadan alabilirsin diyelim ve kampımızda ne yapıyoruz arkadaşlar? Geldik kampımızda 4. gününde kareköklü ifadelerden sorularımızı çözeceğiz diyelim. Haydi bakalım şöyle bakalım problemlerde. Problem bankasından seçtiğimiz problemlerde hangilerini seçmişiz ve nasıl problemler sizlere çözeceğiz. Çözerken de tabii ki bilgilerimizden de bahsedeceğiz. Kareköklü ifadeler konusunda yeni tamam bunu zaten söyledik. Problem bankasından soruları seçtik. Haydi bakalım problem 1. Sevgili arkadaşlar sen de ne yapıyorsun? Hemen soruları durduruyorsun. Durdurduktan sonra bir çözmeye çalışıyorsun. Çözdükten sonra da yorumlara da yazarsan diyor hocam ben 1. soruyu çözdüm cevabı bu diye yorumlara da yaz ki biz de ne yapalım görelim. Bu arada sonradan gelen arkadaşlarımız da şöyle bir like butonuna basarlarsa Tonguç kankasına desteklerini esirgemezlerse çok seviniriz. Hadi bakalım şu anda bizi izleyen herkes ya da izleyecek olan herkes like butonuna bir basarsa bizleri çok mutlu ederler diyelim. Şimdi Çiğdem'in elinde kök 200 santimetre olan şeritlerden yeterince vardır. Çiğdem bu şeritleri bilgisayarın ekranına aşağıdaki gibi yerleştiriyormuş. Buna göre Çiğdem'in bilgisayar ekranının alanı kaç santimetre karedir demiş. Arkadaşlar şimdi bunları ben A kök B şeklinde yazmayı istiyorum. Ancak sürekli şimdi bir kere yapayım arkadaşlar. Bundan sonrakileri tabii ki birazcık ne yapacağım? Pratik olarak yapmak istiyorum. Çünkü çok zamanımızı alıyor. Sizler isterseniz evlerinizde rahat rahat geniş geniş bunu yapabilirsiniz. 2'ye bölüyorum 100 arkadaşlar. 2'ye bölüyorum 50. 2'ye bölüyorum 25. 5'e bölüyorum 5. 5'e bölüyorum 1. Gruplandırdığım zaman bakın 2 dışarıya çıktı. 5 dışarıya çıktı arkadaşlar. Çıkamayan kim var bu? O zaman çıkanları kendi arasında çarpıyorum. 10 kök 2 ne olmuş oluyor? Santimetre oluyor. O zaman bir tane uzunluğumuz. Arkadaşlar bir tane şeridimizin uzunluğu kaç oldu? 10 kök 2 santimetre olmuş oldu. Şimdi 10 kök 2'yi bulduk arkadaşlar. Burada kaç tane şerit var bu arada? Kaç tane şerit var? Bakın 1, 2, 3. Yani 10 kök 2, 10 kök 2, 10 kök 2. Toplarsak 30 kök 2. Kök 2 de burada var arkadaşlar. 1 kök 2 de burada var. Topladığımız zaman burasının uzunluğu şöyle bilgisayar ekranını şöyle çizeyim ben de arkadaşlar rahat rahat. Şöyle çizdiğimiz zaman burasının arkadaşlar 31 kök 2 santimetreye karşılık geldiğini ne yapıyoruz? Bulabiliyoruz. Buraya bakalım. 98'e bakalım arkadaşlar. 98'e bakalım. Hemen 2'ye böldüm 49. 2'ye böldüm. Bölünmüyor pardon. 7'ye böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Buradan gruplandırdığımız zaman ne oldu burası da? 7 kök 2 oldu. Arkadaşlar bu da zaten 10 kök 2 idi. Bulduk zaten. 10 kök 2 ile 7 kök 2'yi toplarsak burasının da 17 kök 2 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu bilgisayar ekranının alanını bulmak istiyorsam, kapladığı alanı bulmak istiyorsam ne yaparım? 31 kök 2 ile arkadaşlar 17 kök 2'yi çarparım ve sonucu da bulurum. Arkadaşlar bunları ne yaparsınız? 31 ile 17'yi çarparsın. İsterseniz çarpalım bakalım. 31 çarpı 17. Hop buradan ne oldu? 7. 7 kere 3 ne olur? 21 olur. 1 olur. 3 olur ve toplarsak şu yan tarafa toplayalım. 7, 2, 5. 527 çıktı arkadaşlar. Şimdi 527'yi ne yaptık? Yazdık. Dışarıdaki sayıları çarptık. Dışarı yazdık. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı oldu? Kök 4 yaptı. Arkadaşlar 527 çarpı kök 4 dışarıya ne olarak çıkar Allah aşkına? 2 olarak çıkmaz mı? Evet. 2 ile çarparsam cevabımın 1054 santimetre kare olduğunu söyleyebiliriz. Şıklarımızda cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar diyoruz ve gerçekten de ilk soru çok da güzel. Orta soru gelmiş. Temel soru gelmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla da ne yapmış olduk? Sorumuzu çözmüş olduk sizlerle beraber. Demek ki kuradan orta soru çıktı arkadaşlar. Temelle başlamamışız. Süper. Haydi bakalım o zaman ne yaptık? Şu kısmı arkadaşlar birazcık artık ne yapacağım? Sürekli yapmayacağım. Pratik olarak cevabını yazacağım. Ama sen böyle yaptığımızı ve çıkması gerekenlerin nasıl çıktığını bilmen gerekiyor. Bunu dediğim gibi birazcık pratik olarak yapmaya çalışacağız diyelim ve haydi bakalım. İnşallah sen de bu soruyu doğru çözmüşsündür sevgili arkadaşım ve B şıkkı bulmuşsundur diyelim. İkinci sorumuz yine orta seviye bir soru. Orta seviye bir soruysa biz de ona göre yaklaşacağız demek ki. Demek dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen sorumuzu okuyalım. Bu arada arkadaşlar yani yorumlarda arkadaşların bazıları diyebilir. Hocam siz bu soruları oradan almadınız falan diyebilirsiniz. Bakın test 23 soru 3 orta seviye sorumuz ekrandaki soruyla nasıl arkadaşlar birebir gördünüz mü? İşte bakın burada işte buradaki soruları aldık sizlerle beraber çözüyoruz ve nasıl güzel sorular, nasıl anlaşılır, nasıl LGS ile uyumlu ve arkadaşlar tam da LGS'nin diliyle açık ve net soruları olduğunu sizler de görün ki arkadaşlar soruları siz de kitapta çözerken zorlanmayın. Şimdi dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı bir yüzüne aşağıdaki gibi 12 eş dikdörtgen ve bir kare çizilmiştir. Bu şekillerden karenin alanı 6,25 santimetre kare, dikdörtgenlerden birinin alanı 10 santimetre karedir. Buna göre dikdörtgen biçimindeki kağıdın kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi yani burada zaten soru işareti vermişler. Burayı soruyor bize. Arkadaşlar öncelikle ben şu uzunluğu bulmak zorundayım. Bakın şu uzunluğu bulmak zorundayım. Bu uzunluğu bulursam zaten soru işareti olan kısmı da bulabilirim. Öncelikle bir tane kare var burada. Karenin alanını vermiş. Kaç arkadaşlar karenin alanı? 6,25. Karenin alanı 6,25'miş. Arkadaşlar karenin alanı 6,25 ise bir kenar uzunluğunu nasıl buluyorduk Allah aşkına? Karekökünü almıyor muyduk? Evet. Karekökünü alırsam buradan ne olacaktır? Normalde 25'ti ama karekökü 6,25 olduğu için bir kenar uzunluğumuz kaç oldu? 2,5 santimetre olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar 2,5 santimetre ama bakın 2,5 santimetrelik şu uzunluk var ya 2 eş parçaya bölünüyor. 2 eş parçaya bölünürse geliyorum hemen şu sarı renkli içi 10 olan nereye? Dikdörtgenime. Alanımız kaçmış? 10 santimetre kare. Peki 2,5 santimetre arkadaşlar 2'ye böleceğim bakın 2'ye bölmem gerekiyor. Çünkü ben bu sarı renkli dikdörtgenin kısa kenarını bulmak istiyorum. 2,5'u 2'ye bölerseniz arkadaşlar 2,5'u 2'ye bölerseniz şöyle 2'ye bölerseniz kaç çıkar biliyor musunuz? 1,25 santimetre çıkar. 1,25 santimetre. O zaman burası kaç oldu? 1,25 santimetre. O zaman ben arkadaşlar şu uzunluğa x santimetre dersem şunu diyemez miyiz? 1,25 santimetre ile x'i çarpıyorum ve karşılığında 10 bulmam gerekiyor. Çünkü dikdörtgenin alanını bulmak demek kısa kenarla uzun kenarın çarpımı demektir. Kısa kenarımız 2,5'u 2'ye böldüm. 1,25 buldum. Uzun kenarımız x. Bu ikisinin çarpımı 10'u vermesi lazım. Şimdi arkadaşlar burada virgül kaydırmayı kullanabilirsiniz. 2 kere kaydırdım virgülleri 125 oldu. Burada da 2 tane 0 eklemek zorundayım. Ne yaptım? 1000 oldu. 125'te neyi çarparsam 1000 yapar. Tabii ki 8 arkadaşlar. O zaman benim uzun kenarım 8'miş. Şimdi arkadaşlar şurasının uzunluğu bakın şurasının uzunluğu 2,5 değil miydi Allah aşkına? Süper. Bak buranın uzunluğu 2,5. Arkadaşlar ben de burasını 8 santimetre bulmadım mı? Yani şuradan şurası da, şuradan şurası da 8 santimetre olmadı mı? Bakın bulduk, evet. O zaman tamamını bulmak istiyorsam, yani şuradan şuraya kadar olan mesafeyi bulmak istiyorsam 8 artı 2,5 yaparım. 8 artı 2,5 yaparım arkadaşlar. Ve cevabım da buradan 10,5 santimetre olur. Ve uzun kenarda ne yapmış oluyorum? Bulmuş oluyorum arkadaşlar. Cevabım hangisinde? Bakıyorum C şıkkında diyebilirim. Ve gerçekten de arkadaşlar orta bir tık da zor olmuş diyebiliriz. Yani orta ile zor arasında bir soru olmuş diyebiliriz ama biz de elimizden geldiği kadar tane tane neyin nereden geldiğini arkadaşlarımıza net bir şekilde anlatarak sorumuzu tamamladık arkadaşlar. Ve cevabımızda C bulduk. Umarım sen de bu sorunun cevabını C bulmuşsundur sevgili arkadaşım diyelim. Haydi bakalım, geldik bir sonraki problem 3. Temel seviye sorumuza. Şimdi sorumuza bir bakalım. Hadi bakalım, sen de ekranı durdurdun ve soruyu okuyorsun, değerlendiriyorsun değil mi sevgili arkadaşım? Süper. Şimdi kısa kenarının uzunluğu 2 kök 5 birim ve alanı 30 birim kare olan dikdörtgen biçimindeki bir levha bir köşe sayı doğrusu üzerinde 4 noktasına gelecek şekilde uzun kenara boyunca yerleştirilmiştir. Görüyoruz zaten, yani buradaki olayı anlatmış aslına bakarsanız. Buna göre bu levhanın diğer kenarı sayı doğrusu üzerindeki hangi ardışık tam sayılar arasında olur demiş arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir şu uzunluğa ben x demek istiyorum. X santimetre. Şimdi x ile 2,5'u 2 kök 5 çarptığımızda sonucun 30 olmasını istiyoruz. Bakın 2 kök 5. Bakın arkadaşlar 2 kök 5 çarpı ne olacaktır? X. Burası ne olur? 30. Arkadaşlar size çok güzel bir yöntem göstermek istiyorum. Şimdi bakın buradaki sayı ne olması lazım ki? Bakın doğal sayı çıkmış. Yani sonucun doğal sayı çıkması demek. Burada sevgili arkadaşlar bir tane mutlaka kök 5'in olduğu anlamına geliyor. O zaman ne yapıyorum? Ben burada bir tane kök 5'i yerleştiriyorum. Eğer burada kök 5 olsaydı ne olurdu? Kök 5 ile kök 5 çarpıyorum. 5 oluyor arkadaşlar. Kökten çıkıyor 5 oluyor. Kök 5 ile kök 5 çarpıyorum 5. 2 ile çarparsam kaç yaptı? 10 yaptı. Ama 30 yapmasını istiyorum. Ne kaldı geriye? 3 kaldı. 3'ü nereye yazacağım? Bakın arkadaşlar buraya yazacağım. Demek ki burası kaç olacakmış? 3 kök 5 olacakmış. Hocam ben bunu anlamadım diyenler için de ne yaparsın? Alanı 2 kök 5'e bölersin arkadaşlar. Hadi bölelim bakalım. O biraz daha bana zor geliyor ama yapmış olalım. Arkadaşlarımız da görsün. Önce 2 ile 30'u sadeleştirdim. Kaç oldu? 15 bölü kök 5 oldu. Şimdi paydadaki kök 5'i biz istemiyoruz biliyorsunuz. Aynısıyla ne yapıyorum? Genişletiyorum. Burası ne oldu? 15 kök 5 bölü 5 oldu. Buradan da bölersek arkadaşlar ne olacaktır? 3 kök 5 santimetre olarak ne yapmış oluyorsun? Alanı bulmuş, uzunluğunu bulmuş oluyorsun. Tamam, iki türlü yapmış olduk. Bence bu daha kolay ama siz bilirsiniz. İsterseniz bunu da uygulayabilirsiniz. 3 kök 5'i bulduk arkadaşlar. Peki 3 kök 5 yaklaşık olarak kaç santimetreye karşılık gelir? Hemen onu bulalım bakalım. Bunu nasıl bulacağız? İçeriye alıyoruz. 3 kere 3 9. 9 kere 5 ne oldu? 45. Arkadaşlar 45 sayısı normalde 49 olsaydı, 49 olsaydı arkadaşlar ne olurdu? 49 olsaydı ne olurdu? 7 olurdu. Ama 49 olamamış. O zaman yaklaşık olarak 6,7 diyebilir miyiz? Hocam ben 6,6 alsam değişir mi? Hayır arkadaşlar, değişmez. Hocam ben 6,8 alsam değişir mi? Hayır arkadaşlar, değişmez. O zaman yaklaşık olarak bu uzunluğu 6,7 aldık. O zaman 4 santimetreden arkadaşlar 6,7 santimetre sol tarafa, yani geriye doğru gittiğinizde, geriye doğru gittiğinizde nereye geleceksin? Eksi 2,7'ye karşılık geleceksin. Peki eksi 2,7 hangi iki sayı arasındadır sevgili arkadaşım? Tabii ki eksi 2 ile eksi 3 aralığındadır diyoruz ve doğru cevabımızın da C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Şundan bir tane daha örnek vermek istiyorum. Mesela diyelim ki arkadaşlar bakın 4 kök 3 ile bir şeyi çarpmışım. Bir şeyi çarpmışım arkadaşlar. Ne olmuş biliyor musunuz? Hemen mesela şöyle bir şey yapalım. Mesela diyelim ki 60 olsun. 60 olsun arkadaşlar. Tamam, 60 olsun diyelim. Şimdi 60 olduğuna göre bakın sonuç bir doğal sayı çıktığına göre burada bir kere ne olması lazım? Bu kökün aynısından olması lazım. Bakın aynısından kesinlikle olacak. Eğer köklü bir ifade bir şeyle çarpılıp sonuç doğal sayı çıkıyorsa buradaki verilmeyen de aynı kökten olması lazım. Çünkü kökler aynı olduğu zaman ancak kökten kurtulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla mesela bu olduğunda kök 3 ile kök 3 çarpıyorum 3 yaptı. 4 ile çarparsam 12 yapar. 60 olması için de olması lazım. 5 kat gerekiyor. O zaman 5'i nereye yazıyorum? Buraya yazıyorum. İşte mesela bakın x'i 5 köküçe olarak buluyoruz. Ama istersen 60'ı 4 köküçe de bölerek de bulabilirsin. Bu da size ekstra bir örnek olsun değerli arkadaşlar diyorum ve bunu da ne yaptık? Halletmiş olduk. Geldik problem 4'ümüze. 4. problemimizde bakalım ne istiyor bizden? Yandaki şekilde eşit bölmeli 2 raf görülmektedir. Arkadaşlar görüyorsunuz, harika. Rafın üst kısmındaki genişliği kök 300 cm olan, arkadaşlar az önce de söylemiştim, kök 300'ü a kök b şeklinde yazacağım ama uzun uzun yazmayacağım. Şöyle yapıyorum, birazcık kısaltıyorum, 100 çarpı 3 yapıyorum ve buradan da 100 dışarıya 10 olarak çıkarsa 10 kök 3 cm olmuş oluyor. Kök 300'ü yazdık. Olan şişeler vardır. Tamam. Bu rafın bu kısmındaki boşlukların genişliği birbirine eşit ve 2 kök 3'tür. Arkadaşlar 2 kök 3 ne yaptık? Yazdım. Rafın alt kısmındaki boşlukların genişliği de birbirine eşit ve kök 75. Arkadaşlar kök 75 de hemen ne yapalım? Yapalım. Kök 75'i şöyle yapabilirsin istersen. 25 çarpı 3 olarak yazarsın. 25 dışarıya 5 olarak çıkarsa 5 kök 3 santimetre olarak ne yaptık? Yazmış olduk. Santimetre olduğuna göre bidonlardan birinin genişliği kaç santimetredir diyor. Şimdi arkadaşlar gelelim sorumuza. Kaç tane bidon var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 10 kök 3. Yazıyorum. 6 tane 10 kök 3'ümüz var. Sonra artı. Kaç tane boşluğumuz var? Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane de boşluğumuz var. Yani 7 tane de 2 kök 3'lük boşluğumuz var. Bakalım bu rafın uzunluğunun toplamı kaçmış? 60 arkadaşlar. Buradan 60 kök 3 oldu. Artı buradan ne oldu? 14 kök 3 oldu. Toplarsak rafın uzunluğu 74 kök 3 santimetre oldu. Umarım buraya kadar anlamışsınızdır arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Şimdi alt tarafa baktığımızda arkadaşlar kaç tane boşluk var bakalım? 1, 2, 3, 4 ve her biri 5 kök 3. O zaman ne yapıyorum? 4 tane 5 kök 3 boşluğu önce rafın uzunluğundan çıkarmam lazım. Yani boşlukların uzunluğu 20 kök 3 santimetre. Toplam rafımızın uzunluğu arkadaşlar kaçtı? 74 kök 3'tü. 74 kök 3'ten önce şu boşlukların uzunluğunu çıkartıyorum. Yani 20 kök 3'ü çıkartıyorum. Boşlukları çıkartıyorum ve geriye ne kaldı? 54 kök 3 kaldı. Arkadaşlar 54 kök 3'te 3 tane bidonun genişliği olduğuna göre, bidonların genişliği olduğuna göre ben bir tanesini bulmak istiyorsam ne yapacağım? 3'e böleceğim ve buradan da cevabımızı 18 kök 3 santimetre oluyor. Kırmızı renkli bidonlarımızın genişliği diyoruz ve doğru cevabımız da B şıkkı olarak ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Gerçekten de çok tatlı, bir o kadar da güzel bir soruydu. Şu arayı da ne yapalım, karışmasın diye ayırmış olalım arkadaşlar. Evet, rafımızın uzunluğu 74 kök 3. Bu boşlukların arkadaşlar uzunluğu 20 kök 3. 4 tane 5 kök 3'lük boşluğumuz vardı. 20 kök 3 çıkardığımız zaman bidonlara kalan mesafe 54 kök 3. 3'e bölersek çünkü 3 tane bidon vardı. Oradan da 18 kök 3'ü ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz ve dördüncü problemimizde, zor dediğimiz problemimizde halletmiş oluyoruz arkadaşlar. 5. problemimiz var. 6. problemimiz var arkadaşlar. Ödüllü sorumuz var. Ve bu şekilde ne yapacağız? Dersimizi tamamlayacağız diyebiliriz. Evet, sorumuz ekranda sevgili arkadaşım. A ve B noktalarına diyor ki 5. sorumuzda A ve B noktalarına bu noktalar etrafında dönebilecek şekilde sabitlenmiş kök 98 santimetre uzunluğundaki eş çubuklar üst üste gelecek şekilde birbirine doğru döndürüldüklerinde kök 32'lik kısımları üst üste gelmektedir. Yani arkadaşlar şöyle düşünün. Böyle düşün, bakın şöyle. Buradan dönüyor, bakın şöyle geliyor. Gördünüz mü? Bakın şöyle geliyor, üst üste geliyor. Yani böyle kırmızıyla mavi. Devam edelim bakalım sevgili arkadaşlar. Buna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir demiş. Arkadaşlar öncelikle şu kök 98'de kesinlikle işlem yapmıyoruz. Hemen bunu ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Yani 49 çarpı 2 olarak ayırıyorsun. Buradan da 7 kök 2 santimetreye karşılık geliyor. Bunu söyleyebiliriz. Devam edelim bakalım. Kök 32'yi gördüm. Kök 32 arkadaşlar işlem yapmıyoruz. Hemen ne yapıyorsun? İster asal çarpanlara ayırarak yap, istersen de bu şekilde. Buradan ne olacaktır? 4 kök 2 santimetre olacaktır. Arkadaşlar şimdi bu tip sorularda her zaman ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Önce sanki üst üste gelmemiş gibi, bakın üst üste gelmemiş gibi, ucuca eklenmiş gibi arkadaşlar topluyorsunuz. Yani bu 7 kök 2, bu da 7 kök 2. 7 kök 2 artı 7 kök 2, 14 kök 2'ye karşılık geliyor. Önce dediğim gibi sanki ucuca üst üste gelmemiş de ucuca eklenmiş gibi yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet, bir tanesi burada olsun uzunluklarımızdan şöyle arkadaşlar. Diğeri de burada olsun, bakın böyle olsun. Evet, bunlardan her biri 7 kök 2 santimetre olduğu için bunların ucuca gelmeseydi arkadaşlar, bakın gelmeseydi 14 kök 2'lik santimetrelik bir uzunluk olacaktı. Ancak sevgili arkadaşlar kök 32'lik yani 4 kök 2'lik kısmı üst üste geldiği için ne yapmamız lazım? Bu uzunluğu bulmak istiyorsam 14 kök 2'den üst üste gelen 4 kök 2'lik kısmı çıkarmam gerekiyor. Dolayısıyla şu soru işaretiyle verilen kısmı bulduğuma göre bulmak için de çıkarma işlemi sonucunu buluyorum. 10 kök 2. Şimdi bunu buldun ama şıklarda bunu göremedin arkadaşlar. O zaman ne yapacaksın? 10 kök 2'deki 10'u içeriye alıyorsun. 100 olarak girdi. 2 ile çarpıyorsun ve cevabımız da 200 olarak bulmuş oluyoruz. Yani nerede arkadaşlar? İşte burada C şıkkında diyebiliriz. Güzel bir soru, tatlı bir soru arkadaşlar. Şunları da böyle ayıralım yine. Arkadaşlarımızın kafası karışmasın. Zaten matematik yeteri kadar karışık. Böyle yazılarımızda da arkadaşlar sizlere tane tane neyin nereden geldiğini çok net bir şekilde anlatmaya gayret ediyoruz. Zor sorumuz aslında zor demeyelim, ortaya yakın bir soru diyebiliriz arkadaşlar. Problem 5'i de sizlerle beraber tamamlamış olduk. Bunu da sizlere anlatmış olduk. Gelelim 6. problemimize. Arkadaşlar 6. problemimizde sizlerin çok fazla düştüğü hatayı da özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi yandaki kare biçimindeki levhanın alanı 700 santimetre karedir arkadaşlar. 700 santimetre kare şeklindeymiş, bakın kare çok güzel. Dicle bu levhadan kare biçiminde 3 tane eş parça keserek çıkarıldığında, 3 tane eş parça keserek geriye kalan şeklin alanı 616 santimetre karedir. Yani kalan şeklimiz 616. Buna göre levhanın son durumunun çevre uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar bir kere bakın, bunu bu şekilden bu şekle getirdiğinizde alanımız azalır. Zaten azalmış, bakın azalmış, ama çevremiz artar. Aman dikkat. Çevremiz artar. Bakın alanımız azalır ama çevremiz artar. Neden olduğunu biraz sonra anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bir kere alanımız 700'müş. Biliyorsunuz alanın karekökü, yani alanın karekökü nereye verecektir bize? Bir kenar uzunluğu verecektir. O zaman alanımızın kareköküne hemen bakalım. Karekök 700. Ne yapıyorum? Buradan arkadaşlar 100 çarpı 7 diyorum. Ve buradan da bir kenar uzunluğumuzu 10 kök 7 santimetre olarak ne yapıyorum? Buluyorum. O zaman burasını bir 10 kök 7 santimetre olarak bulduk. Şimdi tamamdır. Geliyorum buraya. Arkadaşlar şimdi alanımız normalde 700'dü. 700'den ne kaldı geriye elimizde? 616 kaldı. Demek ki çıkan arkadaşlar var. Çıkan arkadaşlar 3 tane kare. Çıkarttığımız zaman ondan 6 çıktı, 4 kaldı. 9'dan 1 çıktı, 8 kaldı. Bir onluk verdiğim için alttan 6 çıktı, 0 kaldı. 84 santimetre karelik bir üçlü çıkmış. 84, bak bu üçünün alanı 84. O zaman 84'ü kaça böleceğim ben arkadaşlar? 84'ü kaça böleceğim? 3'e böleceğim tabii ki. 3'e bölersem kaç çıktı? 28 santimetre kare çıktı. Yani arkadaşlar kesilen karelerimizin alanı, bakın kesilen karelerimizin bir tanesinin alanı 28 santimetre kareymiş. Peki ben bir kenarını bulamaz mıyım? Bulabiliriz tabii ki. O zaman nasıl bulacağım? Karekök 28 diyorum. O da eşittir arkadaşlar 2 kök 7 santimetreye karşılık geliyor. Yani kesilen şu dikdörtgen karelerimizin bir kenar uzunluğu 2 kök 7 santimetreymiş. Şimdi arkadaşlar bu durumda, yani böyle durumlarda çevremizin üstüne hiç olmayan kenarlar ekleniyor. Bakın normalde şu kenar vardı zaten, bak şu kenar vardı arkadaşlar, şu kenar. Şimdi burada da var, bakın burada da var, gördünüz mü? Ama eskiden olmayan şu kenarlar, bakın içeriye doğru olan kenarlar eskiden yoktu arkadaşlar. Bakın eskiden yoktu, şu kenar ve şu kenar yoktu. İçeriye doğru girdiğimiz için sonradan ortaya çıktı. Bakın buradaki kenar, buradaki kenar. Bazı arkadaşlar diyor hocam niye diğerini saymıyorsunuz? Arkadaşlar bakın normalde şurada olan bir kenardı. Şimdi burada var. Yine sayıyoruz. Yani var olan bir kenardı. Ama kırmızıyla gösterdiklerimiz var ya, hiç ortada yoktu. O zaman ne yapacağım? Tüm çevreme, normalde biliyorsunuz bunun çevresi 10 kök 7'den. Normalde çevremiz 4 çarpı 10 kök 7'den arkadaşlar. Çevremiz 40 kök 7 çıkacak. Normalde 40 kök 7 çıkar. Ama şimdiki çevremizde bir artış oldu. Kırmızıyla saydıklarım 2 kök 2 ya. 2 kök 2 buradan geldi. 4 kök 2 oldu. 6 kök 2, 8 kök 2, 10 kök 2, 12 kök 2. Arkadaşlar hiç olmayan kırmızılar devreye girdi. Ve sevgili arkadaşlar ne olmuş oldu? burada 12 kök 2'lik bir artış oldu. Normalde çevremiz 40 kök arkadaşlar 7 idi pardon. Sonra ne oldu? 12 kök 7'lik bir artış oldu çevremizde ve topladığımızda da buradan 52 kök 7'lik bir artışa karşılık gelmiş oldu. Doğru cevabımız nerede? C şıkkında diyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir soru, zor bir soru, orta seviye, zora yakın bir soru. Aslında bu tekniği bilen bir arkadaşımız kesinlikle bu soruda zorlanmaz ama bazı arkadaşlarımız çevreyle alanı karıştırdıkları için biraz problem yaşıyorlar. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Ve geldik dersimizin sonuna arkadaşlar. Yeni nesil soruları çözebiliyor musun? Ya da nerede takılıyorsun? Niye takılıyorsun? Bunları mutlaka bizimle yorumlarda paylaş arkadaşlar. Sizle beraber yorumlarda buluşmayı çok seviyoruz. Yorumları okuyoruz, değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımız kamp hakkında ne düşünmüş? Sorularımız hakkında ne düşünmüş? İşte Problem Bankası kitabımız hakkında ne düşünmüş? Almışlar mı? Çözmüşler mi? Bunlarla alakalı ne düşünmüş? Gerçekten çok merak ediyoruz. Yorumları da yaparsanız arkadaşlar videolarımız, Atak kampımız hakkında sizlerden de geri dönüş almak bizlere inanılmaz mutluluk veriyor. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Kampımız umarım çok güzel geçiyordur ve güzel bilgilerle eksiklerimizi kapatıyoruzdur arkadaşlar. Tüm derslerde onu söylemiş olalım diyelim ve kendinize şimdiden çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Tonguç Dershane sundu.